Osmanlı tarihinde casusluk faaliyetleri henüz devletin yeni yeni temellerinin atıldığı Osman Bey zamanında başladı. Osmanlı'nın kurduğu güçlü istihbarat ağı kimi zaman padişahın öldürülmesini önledi, kimi zaman suikast planlarını alt üst etti, kimi zamansa devletin ayakta kalmasını sağladı. Peki Timur'a esir düşen Yıldırım Bayezid casusluk faaliyetleriyle nasıl kaçırıldı? Fransa kralının sırrını Fransızlardan önce Osmanlı Sultanı nasıl öğrendi? Sultan Fatih'e yönelik suikastler nasıl önlendi? Paris Emniyet Müdürü Sultan Abdülhamid'e nasıl hizmet etti? Osmanlı tarihinde ilk casusluk faaliyeti Osman Gazi'nin Bizans kuvvetlerinin Yalova'da konuşlanmaya çalıştığını casusları aracılığıyla haber alması ve bir gece baskınıyla Bizans birliklerini dağıtmasıdır. Bilecik Kalesi'nin fethi de bir casusluk operasyonu ile gerçekleşmiştir. Bilecik tekfuru Osman Bey ve ailesini öldürmek için plan yapmış ve Osman Bey'i bu amaçla tertiplediği düğüne davet etmişti. Plandan haberdar olan Osman Gazi, çeşitli bahanelerle tekfuru düğünün kale dışında Çakırpınar mevkisinde yapılmasına ikna etti. Emanet eşyaları bırakmak bahanesiyle eşyaların arasına sakladığı alplarını gizlice kaleye soktu. Düğün devam ederken kale çoktan Osmanlıların eline geçmişti. Ankara Savaşı sonrası Yıldırım Bayezid, Timur'a esir düşmüş, Şehzade Mehmet Çelebi babası ile irtibatını kaybetmemek ve onu kurtarmak için bir dizi istihbarat faaliyetlerine girişmişti. Bir ekip kurup üyelerinin vasıflarını tespit etmişti. Buna göre dayanıklı, gözünü budaktan esirgemeyen, yakalanıp işkence görse bile yılmayacak, hedefinden asla şaşmayarak vazifesini yerine getirecek kişiler olmalıydı. Bu ekip önce Timur'un nerede konakladığını belirledi. Sonraki adım Yıldırım'ın bulunduğu çadırı tespit etmekti. Artık sıra Yıldırım'ı yüzbinlerce askeri olan Galip Timur'un ordusunun kucağından çekip çıkaracak operasyona gelmişti. Bazı tarihçilere göre Yıldırım'ın bulunduğu çadırın altından tünel kazarak, bazılarına göre ise ordunun içine sızma operasyonu ile nöbetçileri saf dışı bırakarak Yıldırım'ı çadırdan çıkarmayı başardılar. Görev başarıya ulaşmak üzereydi ki Timur hadiseyi duyunca en mahir askerlerini bu timin peşine takarak Yıldırım'ı kaybetmemelerini ve yakaladıkları herkesi öldürmelerini emretti. Şehzade Mehmet Çelebi'nin casusları zoru başarmışlarsa da belli bir mesafe sonra Timur'un askerlerine yakalandılar. Timin tamamını çetin bir çatışmadan sonra şehit ettiler. Timur Kütahya'dan Altıntaş mevkisine geldiğinde orada esir bulunan Yıldırım Bayezid'in komutanlarından Hoca Firuz Bey'i de kaçırma olayında parmağı olduğu şüphesiyle öldürttü. Osmanlı İmparatorluğu'nun profesyonel casusları da mevcuttu. Bunlar son derece kurnaz, düzenbaz, seslerini istedikleri gibi değiştirebilen, kılıktan kılığa girebilen, bazen Macar kalpağıyla bazen de Nemçe urbasıyla gezen ve birçok dil bilen casuslardı. Bunlardan birisi 1640'larda yaşamış olan Rodoslu Mehmet Bey'dir. Fransa'dan 14. Louis'in sarayından düzenli olarak Sultan İbrahim'e yazdığı ve 8 cilt tutan mektuplar o yıllarda kaldığı evin restorasyonu esnasında gizli bir bölmede bulunmuş ve birçok dilde tekrar tekrar basılmıştı. Son derece özel bilgilerin olduğu mektuplarda Papa'nın günde kaç kere tuvalete çıktığına varıncaya kadar ayrıntılı bilgiler bulunuyordu. Sağladığı en şaşırtıcı bilgilerden biri de Fransa Kralı Louis'in oğlu olarak bilinen kişinin gerçek babasının Kardinal Mazarin olduğu gerçeğidir. 1640-48 yılları arasında Sultan İbrahim'e iletilen bu bilginin doğruluğunu Fransızlar tam 240 yıl sonra 1890'da teyit etmişlerdir. Sultan Abdülhamit idaresindeki Osmanlı İmparatorluğu, dış politikada birçok sorunun yaşandığı, dış müdahalelere açık hale geldiği dönemlerde ayakta durmaya çabalarken, topraklarını savunma amacıyla istihbarat ve diplomasiyi bütünleştirerek ayakta kalmaya çalışmıştır. Osmanlı arşivlerinden yakın bir zamanda ortaya çıkan 1906 tarihli bir belgeye göre, Maria Francis Coron, istihbarat hizmeti için Sultan Abdülhamid'e telgrafname göndermiş. Bunlar mabeyinde Türkçe'ye çevrilerek sultana sunulmuş. Goron bu telgrafnamede aylık 3000 frank maaş karşılığında her türlü fesada ve Osmanlı aleyhinde çalışanlara dair gerekli tahkikatı yerine getirmek üzere sultanın hizmetine girdiğini beyan ediyor. Mabeyincilerden Rıza Bey kanalıyla topladığı bilgileri sultana ileteceğini bildiren Goron'un muhtemelen Fransa ve Avrupa'da geniş bir muhbir ağı vardı. Goron'un 1906 yılında İstanbul'a geldiği ve masraflarının hükümet tarafından karşılandığı kayıtlıdır. Yıldız arşivleri Enver Paşa'nın emriyle yakıldığı için böyle binlerce belge yok olmuş durumda. Fatih Sultan Mehmed'e Venedik Signoria'sı tarafından birçok suikast girişiminde bulunulmasına rağmen planlarının bozulmasının sebebi Fatih'in Avrupa'ya yaydığı güçlü casus şebekeleriydi.
Bu casus ağı batılı devletleri o kadar evham ve endişeye sürüklemişti ki Avrupa'nın pek çok yerinde masum insanların Türk casusu diye idam edildiği kayıtlarda sabittir. Merhaba dostlar. Videoyu buraya kadar izlediğinize göre ilginizi çekecek başka videolar olacaktır kanalımda. Hem bize destek olmak hem de yeni videoları kaçırmamak için ortadaki BNO logosunu tıklayarak abone olursanız seviniriz. Allah'a emanet olun, selametle.